Hanımlar, beyler, Pint Panda TV ekranlarına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyette misiniz? Umuyorum ki keyifleriniz yerindedir. Karşınızda yepyeni bir mobil oyun, Operasyon Atak. Evet, bir helikopterimiz var. Tabii ki helikopterin makine tüfeği, roket atarı, işte flare gibi kaçış mekanikleri var. Bunlar iyi hoş. Peki bu oyunu özel kılan nedir? O da oyunun Türk Havacılık ve Uzay Sanayi desteğiyle yapılmış olması. Otto Games tarafından yapılıyor. Hatta oyunu ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz. Herhangi bir in-game purchase yok. Sadece oyunu indirip oynuyorsunuz, tadını çıkarıyorsunuz. Hatta videoyu izledikten sonra download linkini aşağı koymuş olacağım. İndirip bakıp kendi feedbacklerinizde hem yapımcıları hem de oyunla ilgili isteklerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Madem girişi yaptık, şimdi bu arada tekrar göstereyim şöyle, ben de iPhone'umdan oynuyorum. O yüzden gene klasik her mobil oyunda olduğu gibi aşağı şöyle bakarak oynayacağım. Kusuruma bakmayın şimdi. Evet, ben biraz oynadım. 3-5 bölüm ilerledim. Az da para biriktirdim. Bölüm ilerledikçe tabii ki puan topluyorsunuz ve ben siyah kamuflajı açıyorum. Sizin de nereye açıyorsun yavaş? Yokmuş o kadar. Daha o kadar ilerlememişim. Ben bunu 1500 görmüştüm ya. Ama upgrade yapabilirim. Bir dakika. Bir tane daha yapayım. Bari makineli tüfeği upgrade diyelim. Tamam, gördüğünüz üzere tüfek, füze ve fişek sayısı. Yani flare dediğim işte kaçış fişekleri ki göreceksiniz oyunda. Ve şu anda iki skin var oyunda. Ana kamuflaj ve siyah kamuflaj. Şimdi oyuna dediğimizde şöyle çeşitli görevler var. Ben kaçını yaptım bunların? 5-6 tanesini yaptım. 3-4 görev daha var. Yani kabaca 9 ya da 10 görev olması lazım. Mesela en son geldiğim yerden korumadan başlayalım. Evet, briefingi solda görürsünüz. 60 saniye içinde görev alanına ulaş, generalin aracını koru, düşman liderini yok et. Briefing solda, harita sol üstte. Sağ altta roket atar ve flare'i görüyorsunuz. Yani kaçış bir şey. Size saldırı olduğu an, size gelen roketlerin yönünü şaşırtıp sizin hayatınızı kurtaracak. Bu arada çakılıyordum. Sağ altta da 6 metre, yani yükselme şeyi. Yeri geldiğinde alçalıp, yeri geldiğinde yükselmek gerekiyor ve savaş alanına girdiğimizde bu şekilde bir defa topçu kontrolü bize geçiyor. Yani hareketliyken ulan keşke roketi upgrade'leseymişim ya. Zorlaştı lan iyice. Ağır tanklar geldi ya. Neyse dur bakalım. Yapıştır. Neyse generale daha koruyabilirim şu roketleri sallayayım. Tankların herhangi bir uçak savarları olmadığı için üzerinde endişe etmemize gerekli bir durum yok. Generali koruyalım yeter. Aldım lan. Gel buraya. Bir de arkada en güçlü tank var. Düşman lideri diye geçiyor. Tamam artık o bana gelene kadar ben onu yok ederim. Sadece şeyde tam nokta atışı için. Neyse gelsin biraz da heyecan olsun. Tamam yeter. Bu kadar heyecan yeter. Gir menzilime. Bu görev direkt... zafer. Bu görev direkt zaten. Topçu özelliklerini göstermek için. Şimdi hangara dönüp bir de hareketli... Upgrade yapabiliyor muyum? Yok, fişek sayısı 1 upgrade'li, makineliler 4'te 3. Dediğim gibi oyun içi herhangi bir para harcamak, bir şey yapmak yok. Direkt indiriyorsun, oynuyorsun, bölümleri geçtikçe yukarıda puanın birikiyor zaten. Oyna deyip dur, geriden şöyle bir şey seçelim. Mesela bu ne? Konvoy. 3 kamyonu yok yedim. Şunu yapayım ya. Bir de gündüz çölü gösterelim. Briefingler, 3 kamyonu yok et, 2 inşaat aracını yok et. Hepsini yok etmeye çalışacağım önüme gelen. Hop. Devam. Biraz burnum, yüksel. Yüksel, hayır, yalçaldım. Neyse, ulan. Asıl hedefler burada. Çok da menzile girmeden uzaktan yaz makineleri upgrade edince normalde bu kadar rahat olmuyor tabi. Ama neredeyse full upgrade deyince gördüğünüz gibi hiçbir
şans bırakmıyor. Bas bas. Sen nesin öyle? Gel. Şöyle de alayım. Hop! Yemedim. Bu da refleks. Devam. Tüm... Hah. Helikopteri indiriyoruz. Tamam. Güzel. Eyvallah canım. Oyundaki bölümleri tekrar tekrar oynayıp puanları yükseltip işte bu upgrade'lerinizi fullleyebilirsiniz. Şu anda tekrar göstereyim. Görev olarak işte tam sayamıyorum. 8-9. Deki 10. Ama çok yakında diye de eklemişler. Burada zaten sizin feedbackleriniz önemli. Yani oyunla ilgili neler eklenebilir? İşte oynanış tadında şey yapabilirsiniz. Gerçi oynanış gayet basit işte. Solla yönet, ateş et, topçu moduna geç, ateş et. Daha hızlı aksiyonlu bölümler var. Daha böyle stratejik önce hangi tanka sıkacaksın şey var. Bir ufak öneri füzeyi upgrade'leyin. Evet, füze önemli. Ben upgrade demedim, gördünüz nasıl yıprandığımı. Artık orası size kalmış. Dediğim gibi Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin ve Otto Games'in yaptığı bir oyun. Tamamen indirmesi bedava. Linki aşağıda. Oynayıp bakıp siz de fikirlerinizi yorumlarda iletebilirsiniz. Ben Deniz Pintipan'da. Adım Hıdır, elimden gelen budur. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın.